Odak noktasından mutlu akşamlar, iyi haftalar değerli izleyenler. Haftanın ilk programında aslında yorucu bir iki haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Yorucu dedim, hem Türkiye'deki seçimleri hem de ülkemizdeki Ulusal Birlik Partisi kurultayını yakinen takip ederken gündeminde yoğunluğuyla beraber sizler olduğu kadar belki de siyaseti takip edenler kadar bizler de biraz yoğun bir zaman dilimini geride bırakmış olduk. Şimdi önümüze bakmak durumundayız. Hem Türkiye'de hem ülkemizde hem de bölgede. Bu bağlamda ülkedeki gündeme dair haberleri ve gündemi takip etmeye ve odaklanmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızın konularından biri de özellikle son olarak Ulusal Birlik Partisi kurultayının ardından da ortaya çıkan yeni siyasi zemin, yelpaze ve hükümet tabii ki. Ancak bir de yeni oluşumlar sadece sivil toplum örgütü ya da hareket babında değil, siyasi parti anlamında da tabii ki. Ben bu sözleri konuşurken sizler herhalde anladınız kimden bahsettiğimi. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak aktif bir şekilde siyasete giriş yapan ve şimdi de tüm hızıyla yeni parti oluşumunu gerçekleştirmek adına hazırlıklarına son sürat devam eden Profesör Doktor Sayın Kudret Özersay ile beraberiz. Kendisine merhaba diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Herkese iyi günler. Çok iyiyim. Ben hala hocam diyorum ama eyvallah, artık yeni bir siyasi partiyle beraber belki burada bir değişiklik yaşayalım. Her zaman tercih edeceğim şey o olacak yani, orası kesin. Hoca olarak kalmaya da devam etmek yani istersiniz. En mutlu olduğum şey dedim. Evet. Uzun bir süredir dile getirdiniz. Bugün Facebook'taki iletinize de bir rahatsızlığınızı belirtmişsiniz. Biz bunu daha önceden açıklamıştık. Basının son dönemde bunun üzerine değerlendirme yapmasını pek anlayamıyorum dediniz. Yani şey gibi değerlendirme yapması tabii ki her zaman yapılabilir de 2 ay önce yani 16 Eylül civarında zaten bir siyasi parti kurma kararı aldığımızı açıklamıştık kamuoyuna. Yeni bir şey değil. Şimdi sanki yeniden bir parti kurulma kararı alınmış gibi verilmesini garipsedim açıkçası. Buna gerek yok. Sadece çalışmaların devam ettiğine ilişkin bir haberdi. Yeni Boğaz içinde ki sandıktan birinci çıkmıştım Yeni Boğaz içinde. Evet, bunu belirtmişsiniz. Bir nevi teşekkür ziyaretine gittik. Son derece de güzel bir karşılama oldu. Görüş alışverişi oldu. Çünkü bu ortaya çıkacak olan yeni siyasi partide, yeni bir siyaset anlayışına dayalı olacak olan siyasi partide vatandaşın gerçekten ne istediğini doğru tespit etmek lazım. Bir de katılımcı bir süreç olması lazım. Yani sadece sosyal medya ortamından değil, sadece doğrudan doğruya bize ulaşan insanlar üzerinden değil, doğrudan yaptığımız köy ziyaretlerinde de birebir insanlara soruyoruz. Yani mesela neyi görmek istiyorsun böyle bir siyasi oluşum içerisinde? Neyi görmek istemiyorsun, kimi görmek istemiyorsun manasında soruları da sorup şekillendirmeye çalışıyoruz. Çünkü iki ayaklı bir çalışma var. Bunlardan birincisi yeni bir vizyon ortaya koymak lazım. Ortaya konulacak olan vizyonun bu hareketin içerisinde aktif olarak başarılı olması için çaba sarf edecek olan kişilerin ortak bir vizyon olması gerekiyor. Ki bana kalırsa son 10-15 yıl içerisinde bu memleketin temelde ihtiyacının ne olduğu bellidir. Yani kamuda da bellidir, özelde de bellidir. Nasıl bir siyaset anlayışına ihtiyacımız olduğu bellidir ama bu çalışmayı yaparken, yani bu ortak vizyonu ortaya çıkarken vatandaşın öncelik listesini, esasen neyi daha fazla önemsediğini dikkate almak gerektiği kanaatindeyim ve bir katılımcılıkla bunu oluşturmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki siyaset maalesef vatandaştan kopuk bir biçimde yapılıyor. Yani mesela girişte söylediğiniz farklı farklı siyasi partilerde yapılan kurultay kavgaları ya da onun içerisindeki menfaat tartışmaları, ona dayalı olarak şekillenen bakanlık dağılımları, görevden almalar, göreve atamalar insanları bıktırdı artık. Yani vatandaşın önceliği bu değil, vatandaşın gündemi de bu değil. Vatandaşın gündemi hükümetin yerine getirmesini istediği görevlerdir. Yani sen bugüne kadar son uzunca bir süredir bu ülkede siyaset verilen ama tutulmayan sözlerden ibaret bir çalışmadır. Verilen ve tutulmayan sözlerden, bu kadar basit ve yalındır aslında. Fakat sadece bunu tespit etmek yetmez. Neden bir başka yeni siyasi oluşumun bunu yapacağını, yani verdiği sözü nasıl olup da tutacağını vatandaşa anlatmak lazım ve
insanların önceliğini doğru tespit etme lazım diye düşünüyorum. İşte bu egzersizde, yani yaptığımız ziyaretlerde bu görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Aynı zamanda ikinci ayak da, yani vizyonu oluşturmanın dışında güçlü bir kadro. Yani hep altını çizerek söyledim bugüne kadar, madem ki ciddi bir güvensizlik oluştu mevcut siyasilere dönük olarak, ortaya çıkacak olan yeni kadronun daha önce siyasette yer almamış olan, işinin ehli olan, yani kendi alanında kendini ispatlamış olan insanlardan oluşması gerektiği kanaatindeyim. Bu başlangıcın ertesinde de ki bu da katılıma açık bir şeydir ve buradan çağrıyı da yapıyorum. Yani çok sayıda insan var katkı koymak isteyen ve çalışıyorlar şu anda. Ama ben de varım, ben de katkı koymak istiyorum diyen herkes bize mesela sosyal medya üzerinden. Herkes katılabilir mi onu soralım. Nereye? Siyasi parti ortaya çıktığında bunu göreceksiniz. Ama herkes, ya da şu an itibariyle bu çalışmalara her isteyen katılabilir mi? Şimdi daha önce beyan ettiğim şeyler var. Yani mesela siyasetin içerisinde aktif olarak yer almış ve siyasi partilerin mevcut kadrolarında yönetiminde yer almış olan isimlerin bu çalışmalar içerisinde yer alması bizim için doğru. Buraya bir parantez açabilir miyiz? Evet. Peki bu saymış olduğunuz kriterle ilgili olarak toplumun benimsemiş, toplumun destek verdiği ve inandığı isimler de dahil mi? Yani sırf daha önce siyasete girmiş olduğu için her ne kadar toplum benimsemiş, kanıksamış, sahiplenmiş olsa bile kapınız kapalı mıdır bu isimler? Bakın, bu çalışmalara katılmaktan bahsediyorsunuz. Çalışmalara katılma bağlamında bugün mevcut siyasi partilerin yönetim kadrolarında yer almış olan isimlerin bu çalışmalara katılmasını sadece biz değil, bizim temas ettiğimiz çok sayıda insan da doğru bulmuyor. Dolayısıyla biz buna açık değiliz. Açık o zaman söyleyeyim. Burada anladığınız kadar çalışmalar başka, parti kurulduktan sonra partiye katılım başka bir. Hayır, parti kurulma aşamasında tüzüğüne bakarak size o gün geldiğinde zaten kamuoyunun önüne çıkıp bir basın toplantısıyla kimin bu partiye nasıl katılabileceğine ilişkin olarak detaylı bir biçimde bilgi vereceğiz. Ama gerçek olan bir şey var. Bazı isimlere objektif bir temelde üstelik bu siyasi parti açık olmayacak. Evet. Bunu söyleyebilirim. Kurulduktan sonra, tüzük belli olduktan sonra da. Bazı şimdi tüzüğü tabii konuşamıyoruz çünkü net bir durum şekilleniyor değil. Şekillendiği için ama parti hazırlık sürecinde çalışmalar devam ederken bu bağlamda daha önce siyasi bir geçmişi olan isme sıcak bakmıyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Başka bir şey söylüyorum. Mevcut siyasi partilerin yönetim kadrolarında yer alan isimlerin ya da mevcut siyasi partilerde şu anda aktif siyasette yer alan isimlerin bizimden bir işi yok. Bizimden bir işi olmaz. Bizim onlarla bir işimiz olmaz. Aktifken şüphesiz ki. Tabii ki. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Burada ihtiyaç nedir? Bu ülkede çok sınırlı bir kesim siyasette aktiftir zaten. İnsanların büyük bir kısmını siyasete küstürdüler zaten. Ve bu ülkede iyi eğitim almış, kendi alanında kendini kanıtlamış olan ve siyasette aktif yer almamış olan çok sayıda insan var. O potansiyeli kullanmak lazım. O potansiyeli harekete geçirmek lazım. Bakın sandığa giden insanların sayısına. Vatandaşı küstürmüş durumdadırlar siyasete. Bir güven bunalımı yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla eğer o güven krizini aşmak istiyorsak aynı isimlerden aşamayız. Evet. Gerçekten de siyasetin içerisinde daha önce ağırlıklı olarak yer almamış olan isimlerin başı çektiği bir hareket olacağını defalarca söyledim zaten ama esas üzerine durulması gereken bence bu şekillenecek ve çıkıp bunu net bir biçimde tüzükle de zaten ortaya koyacağız az önce söylediğim gibi ama esas üzerine durmamız gereken şey şu: yeni siyaset, ortaya konulacak olan yeni siyaset anlayışı diğeri verdiği sözü tutmazken neden ve nasıl tutacak? Budur önemli olan. Birincisi işte bu farklı kadrolar, yani aynı insanlarla aynı şeyi yaparak farklı sonuca varamazsınız Mert Bey. Çok açıktır aslında. O yüzden farklı insanlarla hayata ve siyasete daha farklı bakan isimlerle, düşüncelerle ve fikirlerle yürümek lazım bir. İkincisi kadrodan bahsediyorum. Ama ikincisi siyasetin göreve geldiğinde, yani göreve gelmeden önce verdiği söz ile göreve geldikten sonra o sözü tutmaması bağlamında birkaç tane neden var. Siyasi oluşumların kurmuş oldukları ilişki ağlarıyla bu da yakından ilgilidir. Yani mesela siz göreve gelmeden önce sadece birkaç tane iş adamına dayalı bir siyasi parti içerisine girerseniz ya da birkaç sınırlı kesimden maddi destek alarak bir siyasi oluşum içerisine girerseniz göreve geldiğinizde siz ne vergi kurallarını uygulayabilirsiniz o isimlere
ne de çalışma hayatının kurallarını uygulatabilirsiniz. Siz bunu nasıl başaracaksınız? Ben bunu ayrı soracaktım. Biz bunu aslında... Maddiyat çok önemli bir şey. Tamam. Yani parti öyle sivil toplum kuruluşu, örgütü kurmak bir ofis kiralamayla benzer değil. Beş ilçede çok etkin örgütlere sahip olmanız gerekiyor. Çok ciddi bir altyapıya ihtiyacınız var. Evet. Bu bağlamda şüphesiz ki bir maddi kaynağa ihtiyacınız var. Bir erken seçim ya da olası bir seçim durumunda diğer partiler ki yeni değişiklikle birlikte devletten bu bağlamda ciddi kaynaklar alacakken kuracağınız yeni parti bundan yoksun olacak. Bu bağlamda bu yarışta ben de varım diyebilmek için bir kaynağa ihtiyaç olur. Su götürmez bir gerçek. Bu bağlamda sizin bu taleplerinizi, bu ihtiyacınızı karşılayabilecek olan kaynaklar kuracağınız siyasi parti üzerinde bir gölge oluşturur mu? Bu da en ciddi sorulardan bir tanesi. Kesinlikle oluşturmayacak. Çünkü bu ilişkiye girmeyiz biz. Ve biz bunu kanıtlamış bir ekibiz. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kudret Özer Sayın cebinde kaç para vardı bu seçime girdiğinde Allah aşkına? Hangi siyasi parti vardı arkasında? Hangi örgüt vardı? Hangi devlet yardımı ve katkısı vardı? Hangi büyük reklam ajansı ya da bilmem işte medya kuruluşu vardı? Allah aşkına birisi bir düşünsün. Yoktu. Sonuç nedir? Öyle bir menfaat ilişkisi geliştirmeden bir üst limit koyarak, normal üst limite, 5000 üst limiti koyarak bir bağış kabul edip, onu da imza karşılığında yapıp, alnımızın akıyla çıkabildik mi? Evet. Bu böyle devam edecek. Bütün bu adaylardan daha az harcayarak, bütün bu adaylar kadar neredeyse oy alabildik mi? Evet. Bu da toplumun kendisine olan güvenini kanıtlayacak olan bir şeydir. Kendimize güvenmemiz lazım. Dolayısıyla eğer biz kazanmamız için daha fazla para bulmamız lazım gibi bir mantıktan hareket edersek, daha en baştan ilişkiyi yanlış kurarız. Yani bu siyasi görüşe, bu siyasi harekete gönül verecek olan insanların doğrudan doğruya bu tür maddi temelde bir menfaat bağı kurması bu hareketi baştan öldürür. Aynı hassasiyeti koruyacağız diyorsun. Tabii ki koruyacağız. Evet. Çünkü o hassasiyeti gösterdiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde madem ki başarıya ulaşabileceğimizi kanıtladık. Herkes de bunu söylüyor zaten. Bunun aksini söyleyeni daha bugüne kadar duymadım açıkçası. O zaman yeni siyasi oluşumda kesinlikle bu prensiplere çok daha net bir biçimde uygun davranılacak ve yine başarılı bir sonuç alınacak ve son derece başarılı bir sonuç alınacak. Sebebi de şu, az önce söylediğim gibi herkesin anlaması gereken bir şey var bana kalırsa, o da siz eğer verilen bir sözü, yani bir siyasi hareketin, bir siyasi partinin size vereceği bir sözü tutmasını istiyorsanız, bu siyasi hareketin, bu siyasi partinin birileriyle, sınırlı dar kesimlerle bu tür menfaat ilişkileri kurmasına izin vermeyeceksiniz. Eğer kuruyorsa bileceksiniz ki size verdiği sözü tutmayacak zaten. Evet. Bu açık ve nettir. Ve bunun bir diğer boyutu daha var. Maddi boyut değil bu. O da örneğin sendika ve sivil toplum örgütleriyle kuracağınız ilişki. Bir kere makul ve rasyonel bir zeminde bir ilişki kuracaksınız. Ama siz belli bazı sendikaları ve sivil toplum örgütlerini partinizin arka bahçesine çevirirseniz, yarın öbür gün onlar sizi iktidara taşımak için uğraşır. Ondan sonra da siz göreve geldiğinizde doğru olan hiçbir şeyi sendikalara da yaptıramazsınız. Bugün olduğu gibi mi? Bugün olduğu gibi evet. Yani genelde bu ülkede bu şekilde bir menfaat ilişkisi ya da bir arka bahçeye dönüşme durumu olduğunu göremiyor muyuz? Bence görüyoruz. Evet. Kamu otoritesi doğru olan şeyi sivil toplum örgütlerine ve sendikalara eğer yaptıramıyorsa, kamu otoritesine olan güven sarsılır. Şu anda bu ülkede yaşanan bana kalırsa budur. O yüzden baştan ilişkilerinizi doğru kurmanız lazım. Şunu demiyorum. Biz ne sendika dinleriz ne vesaire. Hayır, kesinlikle böyle bir iddiam yoktur. Bugün görüşüyor musunuz? Söylediğim mesela? Şey temasım bugün. Vardır. Yeni hareketler de var. Müsaadenle merak söyleyeyim. Ediyorum. Tabii. Temaslarım vardır. Arkadaşlarımın da vardır. Günü geldiğinde resmi bir kimlik kazandıktan sonra da resmi temas da olacak. Gayri resmi temaslarımız var ama gerçek olan bir şey var. Sendikalar paydaştır. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri ama ağırlıklı olarak sendikalar belli bazı meslek gruplarının özlük haklarını ve diğer haklarını savunurlar. Mutlaka iletişim içerisinde olmanız gereken, diyalog halinde sorunları çözmeniz gereken paydaşlardır. Ama diğer taraftan siz ilişkiyi bir menfaat ilişkisine oturtursanız daha en baştan siz iktidara geldiğinizde hiçbir kuralı uygulatamazsınız. O yüzden yeni ve farklı siyaset anlayışından kastettiğim bunlardır. Yani hem maddi olarak hem başka açılardan sırf iktidara gelmek için hem de vatandaşla menfaate dayalı bir ilişki, yani haksız olan menfaate dayalı bir ilişki kesinlikle kurmamak lazım. Kurarsanız farklı bir siyaset yapamazsanız, kurarsanız
verdiğiniz sözü tutamazsınız. Bir nokta daha maddi meselelerle ilgili olarak. Buyurun. O da şu. Kimse bizden böyle büyük büyük işte binalarla, koca koca tabelalarla hantal tabela partisi kurmamızı beklemesin. Zaten böyle olmayacağını biliyorlar. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu tür bir örgüt yapısı içerisinden her zaman kaçındık biz. Çünkü geçmişte belli bazı bölgelerde bunlara ağırlık verildiğinde hem partinin maddi olarak ihtiyacı çok daha fazla arttı ve gidip partiler hem borçlanmak hem de birilerine, çok affedersiniz, bağımlı olmak durumunda kaldıkları için diyet ödemek. Diyet, sonradan göreve geldiklerinde diyet ödemek zorunda kaldılar. O yüzden daha hızlı, daha seri hareket edebilen, hızlı mobilize olabilen ve insanların gerçekten de birebir katılabileceği, yani araya böyle birçok ara makamlar, mevkiler, statüler yaratmanın siyasi partiyi hantallaştıracağını ve aslında amacından saptıracağını bilmemiz lazım. Dolayısıyla örgüt yapısı bir, siyaset anlayışı iki, seçimin öncesinde ve göreve geldikten sonra kuracağı ilişkinin menfaat ilişkisi olmaması üç, bunlardır önemli olan ve tabii ki kadrodur dört. Yani tekrar söylüyorum, aynı şeyi yaparak ancak aynı sonuca varırsınız, farklı sonuca değil. Aynı isimlerde. Peki özellikle bütçe kısmıyla, daha doğrusu maddi kısmıyla ilgili tansiyonu yükseltti birden programı. Ben aslında bu konuda ben akıllara gelebileceği için. Herhangi bir şeyle ilgili yükseltirim ben. Evet. menfaat ilişkisiyle özellikle bu toplumun ne yazık ki yorulduğunu ve çok vakit, çok enerji kaybettiğini ve hala yol alamadığını görüyoruz. Bu bağlamda evet, çok sıkıntılı olduğunuzu da görüyoruz. Bunu anladık ama özellikle bu konu ne zaman bir konu size gelse kulislerde, nasıl kuracak, nasıl yapacak, maddi destek noktası, bu çok konuşulan konulardan biri olduğu için konuyu açmak istedim. Şimdi bunun yanıtını aldık. Bir başka konuysa, kuracağınız partiyle beraber aynı isimlerde bu işler olmaz diyorsunuz. Bir de sağcısıyla solcusuyla her kesimi kucaklayan bir parti yaratmayı düşünüyorsunuz. Bunun için uğraşıyorsunuz. Bu duyduğunuzda, dinlediğinizde olması gereken ideal, çok ideal bir söylem, güzel ama ülke siyasetinin gerçekleriyle ne derece uyumlu? Bir de kemikleşmiş bazı oylara baktığımızda, bazı kalıplaşmış siyasi yargılar var ülkede, seçmen için de söyleyelim. Şu da var ne yazık ki, biz biraz güçlü olandan yana seviyoruz. Güçlü olanın yanında olmayı seviyoruz. Böyle bir refleksimiz var toplum olarak. Belki beni yanlış anlayabilecekler vardır. Herkesin affını istiyorum ama böyle bir refleksimiz var. Güçlüden yana olma. Sağ sol hiç fark etmez. Bu noktada bir çekinceniz var mı? Özellikle parti tabanları, sağ kesim sol kesim sizi yadırgayabilir. Yani Kudret Özersay'ın kurduğu parti bir sağ parti olmayacak, sol parti olmayacak. Herkesi kucaklamayı hedefleyecek ama ne onu ne de onu memnun edebilecek belki de. Bu bir çekince oluşturuyor mu? Hiç katılmıyorum bu söylediğinize. Bir tespit üzerinde soru soruyorsunuz. Tespit biliyorum. De değil bu. Böyle bir sorun olabilir mi? Onu soruyorum. Yani birkaç zeminden hareketle söylüyorsunuz bunu. Gelin bir üzerinden gidelim. Mesela tabii, diyorsunuz ki güçlü olanın yanında yer alma. Bence bu kırıldı. Kırıldı yani mı? Daha bundan daha başka ne örnek isterdik ki? %1, %3, %5'tir Özersay denildi değil mi? Sürekli olarak bir şeyin altına çizildi. Güçsüzdür, kazanamaz aslında diye. Herhalde 700 bin defa söylediler televizyonlarda. Sonuç ne oldu? Sınıra kadar geldi. Bu ne demektir? Eğer makul mantıklı düşüneceksek, ki bence toplum siyasilerden çok daha makul ve mantıklı düşünebilecek noktadadır. Artık öyle bir noktadadır. Artık o noktaya dayalı. Baktığında şunu görür. Hiç de öyle değil. Yani öyle %3, bundan sonra bir kere kimse anket sonucuna falan inanmaz yani. Öyle bir cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik ki zaten daha önceden de böyle bir durum vardı. Hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Bu sadece yapılmasın mı anketler? Hayır, bu arada anketlerin yanlış yapıldığını gösteren bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama ve başka bazı konularda da anketleri yapılabilir ve doğruyu da yansıtabilir. Ama seçimde oy davranışı, yani seçmenin oy eğilimini yansıtamıyor Kıbrıs'ta. Neden? Çünkü yozlaşmış bir siyaset olduğu için insanlar neye ve kime oy vereceklerini söylemek istemiyorlar. Başka türlü bir ilişki ağı kurulmuş. Yani eğer ciddi oranda bir partizanlık varsa bir memlekette, eğer kamuda görevli olan insanlara kök söktürüyorlarsa, siyasi eğilimlerini belli ettiklerinde, bir yerden bir yere sürüyorlarsa, iş vermiyorlarsa ya da aşırı görev veriyorlarsa ya da sıkıştırıyorlarsa ya da telefon açıyorlarsa, insanlar da geldiğinde evlerine anket yapmak için birileri, şimdi gider beni birisine
gambazlar diye düşünerekten herhalde insanlar söylemek istemiyor. Kendisine saklamak istiyor ve nitekim sonucunu gördük işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Sonuç, bence güçlüden yana olmak denilen şey ciddi anlamda ortadan kalktı. Üstelik de eğer güçlüden yana olmaksa bir bakın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde diğer adayların yanında ya da arkasında birer parti vardı değil mi? Evet. Ve siyasi geçmişleri vardı değil mi? Evet. Benim siyasi geçmişim yoktu ve yanında bir siyasi parti de yoktu. Eğer o partileri ve geçmişleri ve örgütleri çıkarırsak yalın ve çıplak oy açısından herhalde benim daha güçlü olduğumu söylenebilir. Peki, o şu da söylenebilir. Yani, ama tamamlayayım. Hemen buna gireyim ki bu konu geçmeden. Yani Erol'una tepki oylarını mı aldı söylemleri de var. Buna da yanıtınızı alalım. Hiçbir biçimde böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani oyların tepki oyu olduğu kanaatinde değilim. Bunun çok farklı sebepleri var. Ama açık ve net bir vizyon ortaya koydum ben. Ve tepki oyu bana kalırsa genelde buradan diğer uca gider. Yani mesela ben bir miktar Güzelyurt'taki oyun bir tepki oyu olduğunu ve ağırlıklı olarak Sayın Akıncı'ya kaydığını düşünüyorum. Evet. Yani tepki oyu başka bir şeydir. Üstelik de ikinci turdaki oyların hareketine bakarsanız bence tepki oyuyla ilgili bir şey değil. Kaldı ki başka türlü bir seçimde, yani bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil, başka türlü bir seçimde başka saikler de devreye girer. Yani ülkenin yönetimiyle ilgili olarak ortaya çıkacak olan kadroya bakarak daha farklı kararlar da verir insanlar. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Özellikle belediye seçimleri, ertesinde yapılan genel seçimler, sonra da erken genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri bence bir şeyi net ortaya koydu. Güçlü olan diye bir şey aslında göründüğü gibi değil. Eskisi gibi değil. Bir, ikincisi değişen siyasetle birlikte o sessiz çoğunluk kendisi ciddi bir oy oranı ortaya çıkarıp ciddi bir değişimi gerçekleştirebilir. Güç vatandaşın kendisindedir. Zaten hatırlıyorsunuzdur Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne biz güçlüyük dedik, ne filan güçlüdür vesaire dedik, siz seçin dedik. Çünkü vatandaşın kendi gücüne inanması gerektiğine inandık biz ve bence bunu kanıtladık. Bir ekip olarak, yani arkadaşlarla birlikte yaptık bunu ve vatandaş bir özgüven kazandı kendisine. Bu da bence bundan sonra bu ülkede ister belediye seçim olsun, ister genel seçim olsun, ister başka seçim olsun, bundan sonra yapılacak olan seçimlere vatandaşın kendine olan bu özgüveni yansıyacak ve daha da zor tahmin edecekler bundan sonra sonucun ne olacağını, açık söyleyeyim size. Bir diğer söylediğiniz şey, kemikleşmiş bir durum var dediğinizde, bence özellikle son yapılan erken genel seçimde farklı adaylara dönük, yani siyasi partilere mühür vurmak yerine karma oyun 3 kat artmış olması, o kemikleşmiş oyun kemik erimesine, yani ki, o erimeye başladığının göstergesiydi. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi bir yalpalanmalar oldu. Farklı yerlere doğru kaymalar oldu. Parti temelinde hareket etmedi ağırlıklı olarak oylar Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Onun için bu anlamda da siyasette bir değişim olduğu kesin bizim memlekette. Öte yandan ülkemizin siyasetinin gerçeklerinden bahsettiğinizde, mesela bunlardan bir tanesi gerçekten de dediğiniz gibi işte güçlünün yanında yer alma ya da belli bazı kesimler var. Bir miktar boşluk oluştu da orada siyaset yoktur artık, böyle bir şey. Bence duruma göre, yani belli bir seçime göre, o seçimin konusuna, neyin seçileceğine bağlı olarak artık vatandaş ben filan partiliyim şeklinde bakmaksızın o seçimde karar veriyor. Ve bu da ortadaki oyun, yani gerçek anlamda ülkenin yararını düşünüp ben kendime göre bence budur, doğrudur, doğru olan deyip gidip oy verecek olan kesimi ciddi anlamda artırdı şu anda. Yani körü körüne bir partinin vereceği bir direktif doğrultusunda git şuraya oy ver eğilimi yoktur artık memlekette. Ve bu yeni siyasi oluşum içinde geçerli olacak zaten. Ve ben bunun altını çizerek söylüyorum. Gelelim sağ sol meselesine. Daha önce defalarca açıkladım Mehmet Bey. Bence düşünülenin aksine memlekette artık sağcıyım ben, onun için filan partiye oy vermem lazım. Solcuyum ben, filan partiye oy vermem lazım eğilimi kayboluyor. Bu çok daha dar bir kesme, ki herkese saygım var, yani hayata ideolojik bakabilir bir kişi ve saygım vardır. Ama bu şekilde yaklaşıp da vereceği oyu belirleyen insan sayısı çok azalmış durumdadır memlekette. Öyle olsaydı, yani aksi olsaydı bunun,
Cumhurbaşkanlığı seçimi çok daha farklı bitirdi. Tartışmasız. Yani genelde sağ ve merkez sağ oyun miktarını düşündüğünüzde ülkede siyasi, daha fazla. Belki ülkenin daha fazla. Siyasi geçmişine baktığınızda sonuçların çok daha farklı olması gerektiğini iddia edebilirdiniz. Ben ısrarla altını çize çize sağcıyım diyen bir Derviş Eroğlu adaydı. Değil mi? Öyle olmadı ama. Dolayısıyla hayata ideolojik bakanların görüşüne saygım vardır ama bir de gerçek var. Bizim memleketimizde bugün sıkıntı hangi ideolojiyi takip ettiğimiz değil ki. Evet. Onunla ilgili değil. Çünkü bugün solcu olduğunu söyleyip de bu memlekette özelleştirme yapan ya da daha önce yapılan özelleştirme sözleşmelerini uzatan siyasi partiler var. Sağcı olduğunu söyleyip de buna uygun davranmayıp kendi menfaati için ulusal değerleri bir kenara bırakan partiler var. Dolayısıyla genelde yaşadığımız sıkıntı nedir? Ben siyasi partilere baktığımda belli bazı noktalarda aynılaştıklarını görüyorum. Hangi noktalarda? Parti içi liste yarışlarında, söz verip sözlerini tutmamalarında, şeffaf olmamalarında, hesap vermemelerinde, bütün siyasi partiler, bakın dördü birden kısa bir süre önce vermeleri gereken mali hesapları vermemişlerdi bir süre önce ve bu toparlanıyoruz hareketinin girişimleri sonucunda ortaya çıkmıştı. Yani hesap vermemelerinde, hukuk kurallarını uygulamamalarında, tekrar altını çizerek söylüyorum, partizanlık yapmalarında. Bu noktalarda, yani bu değerler bağlamında bir yozlaşma var memlekette. Bu değerlerin erozyonu var ve bu değerler yozlaştıkça bu partiler birbirlerine daha çok benziyorlar. Ne zaman ki siz kendilerine diyorsunuz ki ama siz de aynılaştınız, işte aynısını siz de yaptınız, siz de sözünüzü tutmadınız, hemen o zaman savunma olarak mevcut siyasi partiler tüzüklerini raftan çıkarıyorlar. Tüzüğün ideoloji kısmını açıyorlar, diyorlar ki ama bizim ideolojimiz farklıydı. Ne anladık biz bu işten? Siz onları rafta ve tüzüklerinizde tutuyorsunuz zaten. Dolayısıyla bugün memleketin ihtiyacı farklı bir ideoloji değil, yani ideolojik bağlamda bir ihtiyaç değil. Sıkıntı, peki ideoloji, bakın ideolojiler, kuracağınız partide ikinci planda mı olacak ya da bir ideolojisi olacak mı? Şüphesiz ki bir, bakın sizce bir bu kadar anlattığımdan olacak. Sonra bir ideolojisi olacak mı diye bence yaklaşmamak lazım. Şöyle yaklaşmak lazım. Bakın temel ihtiyaç nedir? Ekonomiden bahsediyorsunuz. Mesela özelleştirmeden bahsediyorsunuz. Çalışma hayatındaki kurallardan bahsedecekseniz eğer, eğitimden bahsedecekseniz, sağlıktan bahsedecekseniz, vergiden bahsedecekseniz, bunların bir sosyal devlet anlayışı içerip içermemesinden bahsedecekseniz, işte bu konularda yeni siyasi partinin somut net projeleri olacak. Bunlara bakarak bu partinin nerede olduğuna herkes kendisi karar verebilir. Ama ben sağdaki bir ideolojideyim, soldaki bir ideolojideyim gibi bir yaklaşım bence ayırıcıdır ve bu memleketin ihtiyacı olan peki şey değil. Peki neden üzerinizde bir bakın, sağ merkeze yakın bir isim profil oluşmuş? Hayır, öyle bir şey oluşmuş. Kesinlikle bugün yoktur. Pek çok köşe yazarına bakıyorum. Bu profil oluşturulmaya çalışıldığı içindir Mert Bey. Ve bu kalemlerin de bağımsız kalemler olduğu inancında değilim açıkçası. Çünkü vatandaşa baktığımda sosyal demokrat kökenli hem TDP'den hem eski TKP'den hem CTP'den Cumhurbaşkanlığında oy almış bir isim ve aslında ortaya koyduğum düşünceler günü geldiğinde bir ekibin çalışması sonucunda bir vizyona döküldüğünde insanlar buna baktığında zaten ideolojik temelde yaklaşmak yerine ihtiyacımız ülkenin ortak bir menfaati, ortak bir yararı var. Peki. Bu ortak yararda bence ideolojisi ne olursa olsun insanlar birleşebilir ve birleşmek durumundadır. İhtiyacımız budur çünkü. Yani eğer gittiğim her yerde bunu söylüyorum, bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim için yolsuzluğu yapıp cebini dolduran bir solcu ile yolsuzluğu yapıp cebini dolduran bir sağcı arasında bir fark yoktur. İkisi de cebini doldurur çünkü. Ve ülkenin genel menfaatine zarar verir. O yüzden bence şuna herkes dikkat etsin. Siyasi partiler kendi ideolojileriyle ilgili, kendilerini ideolojik olarak tanımlama ihtiyacı hissettiler bu memlekette uzunca bir süre. Ama buna da uygun davranmadılar. Bizim ihtiyacımız olan şey bugün hukukun üstünlüğü ve kuralların uygulanmasıdır. Adil bir durumun yaratılmasıdır. Sosyal devlettir aynı zamanda. Ve vatandaşın beklediği şeyler açık ve nettir. Bu vizyon ortaya çıktığında herkes bakıp kendi kararını verecek. Ama tekrar söylüyorum. Eğer sol ideoloji veya sağ ideoloji gibi yaklaşılıp insanlar ona göre dışlanıyorsa, ona göre sınıflandırılıyorsa, mevcut siyasi partilerde bu yapılıyor. Vay sen partinin disiplinine uymadın, farklı görüş beyan ettin diye partiden ya atılıyorsa ya da bir kenara itiliyorsa, bu bizim siyaset anlayışımıza terstir.
çok sesliliğin yer alacağı bir siyasi oluşum olmak durumundadır. Bu da farklı ideolojilere sahip, farklı farklı konularda değişik düşünceler ortaya koyabilen insanlar ortak bir payda da bence bir araya gelebilir. Bu da iyi bir yönetimdir. Peki, çok az süre olduğu için biraz daha böyle soru cevap şeklinde gidelim. Ortaya koymuş olduğunuz tablo gerçekten çok ideal. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun geçerli olabilecek. Toplumun kangren haline gelmiş sorularını çözme noktasında milli birliği ve ülkesel vatandaşların kendi arasında ihtiyaç duyduğu tam da böyle çok da aslında bıçağın keskin tarafının artık yavaş yavaş kemiğe dokunmaya başladığı noktada toplumun birbiri içerisinde kutuplaşmaya bir dönemde böyle bir parti herkese ilaç gibi gelir. Ama dünyada bunu başarabilmiş, örnek alınabilecek ya da bunu başardığını gördüğünüz bir parti, bir akım, bir hareket var mı? Türkiye'ye bakıyoruz. 13 yıldır iktidarda olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl ortaya çıktı gördük. Bence Türkiye'nin koşulları... Örnek almak için söylemiyorum yani bunu. Yani Türkiye'nin koşulları önce kendisine özgü. Ben tabii ki karşılaştırmıyorum. Evet. Yunanistan'da Tsipras'ın başarılı olduğu söylemleri var. Şu an yine hükümet olarak, başbakan olarak devam ediyor Tsipras ve hareketi. Bu bağlamda zaman zaman acaba size de bu şekilde benzetmeler oluyor mu? Siz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tsipras'ı, Erdoğan ya da Davutoğlu gibi benzetmeler oluyor mu? Olabilir. Bunları merak ediyoruz. Şimdi bakın, ben her ülkenin kendine has şartları olduğuna inanan birisiyim. Ve mesela Türkiye örneğine baktığınızda tamamen kendine has, inanılmaz çok sayıda siyasi, toplumsal, kültürel iç tartışmaların şekillendirdiği bir siyaset var. Bence hiçbir biçimde Kuzey Kıbrıs'taki siyasetle o anlamda doğrudan bir ilgisi yok. Başka şekilde doğrudan bir ilgisi var. Çünkü tek bizi tanıyan devlet Türkiye ve Türkiye ile olan ilişkilerimiz pek çok şeyi belirliyor. Ama siyaseti şekillendirirken ve doğru olan bir yolun ne olduğunu belirlerken bence başka ülkelerdeki durumlara bakarsınız ama örnek alabileceğiniz bir şey söz konusu değil. Mesela Yunanistan'a bakıyorum. Yunanistan Avrupa Birliği'nin içerisinde bir ülke. Yani dünya ekonomisiyle bütünleşmiş bir ülke ama aynı zamanda Avrupa'nın ve dünyanın yaşadığı global ekonomik krizin vurduğu bir ülke. Ve bunun getirdiği bir siyasi reaksiyon. İşte tepki oyu biraz orada var mesela. Yani global serbest piyasa ekonomisinin yarattığı sıkıntılara bir reaksiyon olarak ortaya çıkmış olan bir hareket var Yunanistan'da. Ama Kıbrıs'ta evet global dünya ekonomisinin etkilediği bir ekonomi var. Dünyanın etkilediği bir devletiz hala daha tanınmamış olsak bile. Ama siyaseti esas belirleyen bence bu değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Başka bazı unsurlardır. Ya mesela Kıbrıs Türk'ünün bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların burada bir var olma mücadelesi siyaseti çok daha fazla etkiler. Bir kimlik mücadelesi siyaseti çok daha fazla etkiler. Ekonomi de etkiler, doğrudur. Ama bunun yanında mesela Kıbrıs sorununa ilişkin ortaya koyduğu pozisyon siyaseti çok ciddi anlamda etkileyebilir. Yani mesela bir Yunanistan'da böyle değildir. Yunanistan'da Kıbrıs politikasının ne olduğu üzerinden değil esasen bir siyasi partinin iktidara gelip gelmemesi mesela. Ya da İtalya'ya baktığınızda 5 yıldız hareketi var İtalya'da. Son zamanlarda ciddi anlamda yükselmiş, internet üzerinden hatta örgütlenmiş ve mecliste çok büyük miktarlarda milletvekili sokabilmiş bir hareket. 5 yıldız hareketi ya da İspanya'da Podemos var. Buna baktığınızda görebilirsiniz ama bence bunların hepsi kendilerine has koşulların yarattığı siyasi hareketlerdir. Peki bu sizin ideanızı söyleyeyim, gerçekleştirebilmiş Kuzey bir parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işte öyle bir parti aramanın manası yok. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şartları dünyanın başka yerinde yoktur. Herkes kendi özelinde bir siyasi mücadele verir ve şunu söyleyeceğim. Bence Kıbrıs Türk'ü kendi modelini yaratmak zorundadır. Çünkü yaşadığımız sorunlar öyle sorunlar ki bir taraftan yani neoliberal politikaların yarattığı sıkıntıları biz de yaşıyoruz Kuzey Kıbrıs'ta. Ama diğer taraftan Türkiye'ye bağımlı bir ekonomi geliştiği için zaman içerisinde ve üretim yapmadığımız için yaşadığımız sıkıntılar var. Diğer taraftan tanınmayan bir devlet olduğumuz için yaşadığımız sıkıntılar var. Bütün bunlara bütüncül bir biçimde cevap verebilecek bir vizyon ortaya koymak lazım. Bence Kıbrıs'a özgü, yani bu topraklara özgü bir model olmalıdır yeni siyaset anlayışı da. Çünkü görüyorsunuz, yani bakın dünyanın herhangi bir yerinde bizde yaşandığı gibi bir işte item yasası ve benzeri
mal mülk dağıtımı 1974 ertesinde yaşadınız. Buna benzer bir durum dünyanın herhangi bir yerde olduğunu sanmıyorum. Yani, bizim modelimize bize özgü bunun yarattığı bir yozlaşma var mesela memlekette. Bununla uğraşmak istiyorsanız, bunu ortadan kaldıracak bir siyaset yapmak istiyorsanız bu sizin koşullarınızla ilgilidir. Gidip mesela Kuzey Avrupa ülkelerindeki siyasi modeli alıp buraya şey yapamazsınız. En önemli konulardan bir tanesi. Ben bunu çok halk diliyle, sorulduğu şekilde size soruyorum. Bu benim yorumum değil. Bu bağlamda benim size sormuş olduğum soruları lütfen bu şekilde algılamayın. Bunlar benim tespitlerim de değil. Sadece gündemde olduğunu düşündüğüm için. Kuracağınız partiyle ilgili en öndeki, bu kurulacak olan partiyle ilgili en öndeki isim bu hareketin lideri sizsiniz. Böyle bir endişe olabilir. Kudret Özarsay'ın partisi mi olacak algısı olabilir. Bu ideaya sahip, bu tanımlamış olduğunuz, program başından beri konuşmuş olduğumuz bu partinin acaba Kudret Özarsay'ın partisine mi dönüşecek algısı var. Bunun arasında bunu neden söyleniyor ya da bunu neden söylendiğini düşünüyoruz. Toparlanıyoruz hareketi. Önderliğini yaptığınız, liderliğini yaptığınız hareket. Siz Cumhurbaşkanlığına hazırlandığınız sürede de Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanlığında müzakereci olarak da görev aldığınız süre içinde siz başka alanlarda uğraşırken başka bir yerine bir lider, bir başkan gelmedi. Acaba bu yeni kuracağınız siyasi oluşumun içerisinde de benzerlik gösterecek mi? Yani Kudret Özarsay'ın partisi mi olacak? Oy verenler ya da bu partiyi destekleyecekler Kudret Özarsay için mi bu partide olacak? Sorularına nasıl yanıt verirsiniz? Herkes belli bir siyasi düşünceyi desteklerken kendine göre farklı farklı nedenlerle, farklı farklı sahiplerle kararını verir. Kimisine göre vizyon tatminkardır, kimisine göre kadro tatminkardır, kimisine göre partinin lideri önemlidir, kimisine göre tümüne bakarak karar vermek gerekir. Bana kalırsa vatandaş tümüne bakarak karar vermelidir, bir. İkincisi, böyle bir şey olmasına, yani bir kişinin partisine dönmesine evveli baştan önce ben karşı çıkarım. Bunu doğru bulmam açıkçası. Çünkü bu hem geçici bir şey olmasına neden olur, hem de bu ülkenin ihtiyacı olan şey bu değil. Biz çünkü bunları yaşadık. Yani bunun örnekleri var kendi siyasi hayatımızın içerisinde. Evet. Dolayısıyla bunu yanlış bir şeyi tekrar etmemek lazım diye düşünüyorum. O yüzdendir ki şimdi vatandaş genelde şey diyor ya işte bir an önce çıksın, oluşturulsun çok falan. Çok soru geliyor. Ben ne zaman diye çok soru geliyor. Ki, evet. Ben de diyorum ki ikisi beraber olmaz. Yani eğer iyi ve güçlü bir kadro istiyorsanız ve tek adam partisi gibi bir şey değilse beklediğiniz, o zaman böyle güçlü bir kadroyu bir araya getirmek tabii ki zaman alır. Ama bugün geldiğimiz noktada ben çok daha rahat bir biçimde bu kadronun şimdiden oluştuğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Günü geldiğinde, o vizyon tamamlandığında vatandaşın önüne çıkılıp hem vizyon hem kadro, o kadroyla birlikte çıkacağız zaten vatandaşın önüne. Ben sadece yaklaşık 2 aydır yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bu siyasi oluşumun ortaya çıkacağını söyledim. Toparlanıyoruz hareketiyle ilgili yaptığınız yoruma katılmam açıkçası. Çünkü bugün için belki bir eksiklik şu oldu. Yani benim Toparlanıyoruz hareketinin dernek başkanlığı, yani Temiz Toplum Derneği'nin başkanlığından ayrılmam ertesinde bu görevi yapan arkadaşlar benim kadar zaman zaman benden daha iyi, şimdi benden daha iyi bence yapıyorlar. Peki neden eksik, bir lideri eksik, yok? Eksik olan, hayır, bakın yani bir lideri var, bir derneğin başkanı var, bir lideri var ama burada önemli olan nedir? Belki eksik olan bir kısım medyaya ulaşma anlamında ya da medyaya çok daha sık bir biçimde çıkılarak bence kapatılıyor. Mesela bir isim vereyim size. Şu anda bence bu kanalda bunu belki söylemek o kadar da uygun olmaz. Onun için kanalın ismini vermeyeceğim ama evet. Benden sonra görevi üstlenen sevgili Cenk Diler, bugün bu toplumda herkesin çok iyi bildiği, yani Toparlanıyoruz hareketinin başkanlığını yaptı. Ve ciddi anlamda bu toplumda farkındalık oluşması için bir katkı koydu ve bir isme dönüştü. Şimdi sevgili Serkan Mesutoğlu, avukat Serkan Mesutoğlu yazdığı yazılarla ve diğer arkadaşların yaptığı çalışmalarla birlikte ciddi anlamda bence katkı koyuyor. Bu belki medya boyutu o kadar öne çıkmış değil ama bu böyle geçici bir rüzgar olmadı. Bence ciddi anlamda katkı yaptı ve katkı yapmaya devam ediyor Toparlanıyoruz hareketi. Ben şu anda yönetiminde değilim. Hareket adına konuşmuyorum. Hareketin bir siyasi partisi olmayacak bu, her yerde de bunu söylüyorum. Çünkü bir yani kesinlikle ki, burada çizgiler ayrı tabii, mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğumda ben çizgimi ayırdım. Neden?
Çünkü bir sivil toplum örgütüdür. O daha, eleştirebilmeli, daha ileri gidebilen, sesi daha net duyulabilen bir başkanı olsaydı Toparlanma Yurdu Hareketi'nin daha iyi olmaz mıydı? Gerektiğinde sizi de eleştirebilecek bir isim olsaydı. Bundan memnuniyet duymaz bana, mıydınız? Bana eleştiri zaman zaman yapıyor aynı zamanda Toparlanma Yurdu Hareketi, ama önemli olan hareketin eleştiri size yapması. Size özelden mi yapıyor bunu? Hayır, özelden yapmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bakarsanız adayların geneline bu çağrı yapıldı. Benim de Sayın Mustafa Akıncı'nın adının geçtiği açıklamaları var Toparlanma Yurdu Hareketi'nin. Bana özelden değil. Bir eleştiri şeklinde değil ama bu. Hayır, yerine göre eleştiri ve çağrı şeklinde oldu mesela daha önce. Ve şunu söylemek istiyorum. Burada Toparlanma Yurdu Hareketi'nin başkanının benimle ilgili ne söylediği değil önemli olan. Hareketin kendisinin yaptığı açıklamaların ne söylediği önemli olan. Şurada önemli. Siz Toparlanıyoruz'la daha çok ön plana çıktığınız için ve bunun hatta siyasallaşıp siyasallaşmayacağı tartışmaları yaşanırken, şimdi bir siyasi parti kurulduğunda herkes referans olarak şüphesiz ki Toparlanıyoruz'a bakıyor. Ben öyle, şimdi ben siz öyle şu anda Toparlanıyoruz hareketiyle aramda hiçbir ilişki yok diyebilir misiniz? Ya da hayır, hareketin gönüllüsü olduğumu söyleyebilirim. Hareketin ama, gönüllüsü. Mesela yönetimi yapılan bir seçimle belirlendi. Benimle tabii ki ilgisi yok. Bir yönetim kurulu, bir başkanı var. Bundan sonra yakın zamanda tekrar bir seçimleri olacak. O anlamda ben katılmıyorum, ya dahil evet. olmuyorum. Partinin kurucu ekibi olacak mı? Yani yeni kurulacak olan partiyi kurucu bir ekip. Tabii ki. Bu kesin. Tabii ki. Burada bir sıkıntı yok. O yasanın gerektirdiği bir şey zaten. Evet. Bir kurucular kurulu olacak. Yani partinin kurucular kurucu üyeleri olacak. Bu şekilde şekillenecek. Peki, seçim barajı tabii ki önemli. Bütün partiler destek alacaklar olası bir seçim durumunda. Ancak yeni bir parti olacağı için seçime yetişmesi durumunda partinizin bu bağlamda maddi anlamda sıkıntıları, daha doğrusu diğer partilerle dezavantajı yaşayabileceği gibi, öte yandan bir de seçim barajı durumu var. Bununla ilgili bir yorumunuz olur mu seçim barajı ile ilgili olarak? Tek başına iktidar olmak için siyasete gireceğiz ve söylediğimiz şeyleri yapabilmemiz için tek başına iktidar olmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ve bunu da başarabileceğine bu toplumun inanıyorum. Açık ve net. Evet. Yani seçim barajıyla ilgili herhangi bir düşüncem ya da bir şeyim yok. Bir kayıbım peki, yok. Bugün, şeyi sorarsanız. Bugün yani bunu konuşmak siyasete, için erken ama. Siyasete genel anlamda bakışımla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Genelde mesela Türkiye'de de aynı sıkıntı yaşanıyor şu anda, biliyorsunuz. Geçmişte koalisyonların önüne geçirebilmesi için daha yüksek seçim barajı tartışması oldu ve oldu da şu anda yürürlüktedir de. Hala da tartışılıyor. Yüksek seçim barajlarından yana değilim ama bu yeni oluşacak olan siyasi partiyle ilgili bir şey değil. Peki, bizim hedefimiz tek başına iktidar olmak. Dolayısıyla evet. Şu an itibariyle bu bizi... Bunu yapabileceğine inanıyorum bu toplumun. Evet. Biz yapacak değiliz bunu. Toplum yapacak. Birlikte yapacağız yani. Peki, ideoloji bağlamında tabii ki partinizin yine çizgisini... Ideoloji... Yok, hayır. Kıbrıs sorununa bağlamaya çalışıyorum. Tamam. Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak partinizin çizeceği çizgi önemli. Uzun süredir müzakerecilik görevini yürüttünüz. Çok önemli noktalarda bulundunuz. Bu bağlamda önemli deneyimlere sahipsiniz. Tabii ki bunun bir Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni kuracağınız partinin politikalarında yansıması şüphesiz ki önemli. Bu bağlamda Kıbrıs sorunuyla ilgili duruşu yeni partinizin sizinle birlikte nasıl olacak? Biraz da son 10 dakikalık bölümü içinde programımızın Kıbrıs sorununa ilişkin düşünceleri. Özellikle bununla ilgili, yani özellikle Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yeni siyasi partinin genel vizyonunu bir süre önce açıkladım. Diyalog gazetesinin de ön sayfasından verilmişti. Özellikle detaylandırarak. Neden açıkladım onu? Çünkü çalışmayı yürüten arkadaşlar birlikte bu vizyonu şekillendirmişti. Mesela sağlıkla ilgili vizyonumuzu şu anda açıklayabilecek durumda değilim. Çünkü bu çalışma devam ediyor. Ben çıkıp bununla ilgili bir şey söylersem ancak şahsi fikrimi söylerim. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımın kendi çalışmasına saygı göstermek durumundayım. O yüzden Kıbrıs sorununda şekillendiği için bunu çıkıp söyledik. Biz açık ve net birkaç adımlı bir şey söyledik. Dedik ki madde 1, biz Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözümü destekleyen bir siyasi parti olacağız. Ve nasıl bir çözüm? İki toplumun da kendi içine sindirebileceği ve gönül rahatlığıyla kabul edebileceği bir çözümü biz destekleriz. Ha, buna giden süreçte gördüğümüz yanlış, eksik, noksanı süreçte, yani müzakere süreçlerinde vatandaşla paylaşırız. Kendi gördüğümüz çerçevede ülkede halk tarafından müzakere etmeye yetkilendirilmiş olan Cumhurbaşkanı'nı bu konuda gerekirse ikaz ederiz. Ama nihayetinde bu bununla sınırlı bir şey değildir. Yani çözümü desteklemek
bugün mevcut birleşmeler parametreleri çerçevesinde devam eden bir süreç var. BM parametrelerine uygun bir biçimde her iki toplumun da içine sindirebileceği bir çözümü bu yeni siyasi oluşum destekleyecek. Bu konuda bir tereddüdümüz yok. Üzerinde durduğumuz esas iki başka nokta daha var. Onlardan birincisi, kapsamlı çözümden sonra ne olacağıdır? Yani kapsamlı çözümden sonra biz bu çözümün yaşayabilir olması için ciddi anlamda çalışma yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bunun için çözüm bulunmazdan önce de iki taraf arasında sağlıklı ilişkileri geliştirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ama bir ikincisi, belki o çok daha önemli, işte ortaya koyacağımız o vizyonla kendi devletimizin kurumlarını gerçekten iyi çalışır, ayakta durabilir, rekabet edebilir, hesap verebilir ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yapıya dönüştürmeliyiz. Kendi devletimizin kurumlarını bu yapıya, çözüme giden süreçte dönüştürdüğümüz takdirde o çözüm yaşayabilir bir çözüm olacak. Çok bizim vizyonumuz pek böyle. Çok sorular geliyor. Programın son bölümüne saklamaya çalıştım ama son 4 dakika. Yani çok soru var. Özellikle zaman kavramı. Artık bize bir tarih versin diyen izleyicilerimiz var. Bununla beraber uzun süre müzakerecilik yapan bir isim, Kıbrıs sorununu iyi bilen bir isim. Peki çözüm halinde Kıbrıs Türkler memur ve emekli maaşları nasıl ödeyecek? Bununla ilgili bir planı programı var mı diyen izleyicilerimiz de var. Buna nasıl yorum getirirsiniz? Şimdi benim çözüm halinde Kıbrıs Türkler maaşını nasıl ödeyecek konusunda bir şey söylememe gerek olduğu kanaatinde değilim bu aşamada. Çözümle ilgili olarak siz nasıl bir kapsamlı çözüm tasarlarsanız oturup ona göre bir çıkış yolu bulmanız gerekir. Şu anda bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı yetkili. Bir müzakere devam ediyor. Dolayısıyla benim önemsediğim şey şudur. Eğer siz çözümden sonra bu konuda sıkıntı yaşamak istemezseniz bir kere yapmanız gereken ciddi anlamda bir kamu reformu yapmanız gerekir. Bir. İkincisi tasarrufa gitmeniz gerekir. Ve üçüncüsü de kaynaklarınızı doğru kullanmanız gerekir. Yani kendi kurumlarınıza çeki düzen verdiğiniz oranda bu sıkıntı kapsamlı çözümden sonra çok daha az bir biçimde yaşanır. Ama eğer şunun hesabını yapıyorsak, Kıbrıs'ta çözüm olacak ve bizim maaşımızı işte bu ortaklık devleti ödeyecek ya da Kıbrıs durumlar bunu finanse edecek gibi bir düşüncemiz varsa bunun hayal olduğunu da herkes bilsin. Evet. Çünkü olası bir kapsamlı çözümün ertesinde Türkiye'nin bu çözümün yürürlüğe girmesinde ne kadar rol üstleneceği de önemli. Eğer Türkiye ciddi bir rol üstlenmezse o zaman belki maaşların gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere yeni bir ortaklıkta daha farklı bir yapıyla karşı karşıya kalacağız. Bunu vatandaşlık, vatandaşlık konusu hem burada hem Rum tarafında çok tartışılan konulardan bir tanesi. Güney ne kadar vatandaş yaptığını ve bundan ne kadar gelir elde ettiğini konuşurken ülkede 220 bin sayısı ortaya çıktı. 220 bin müzakere masasında Türk tarafını temsil eden bir rakam olarak ortaya kondu. Bununla ilgili bir rahatsızlığınız var mı? Öteki bir konuysa beyaz kimlik tartışmaları. Neyi kastediyorsunuz bir? Birinci soruda vatandaşlıkla ilgili olarak müzakere masasında peşinen 220 bin rakamının ortaya konmuş olması böyle bir şartlanma kabul edilebilir mi? Doğru bir hareket midir? Bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da beyaz kimlikle ilgili uygulamadan memnun musunuz? Bu uygulama için ne düşünüyorsunuz? Şimdi birincisi, eğer siz Kıbrıs Türk tarafı olarak pozisyonumuz hala daha önceki pozisyonumuz şeklindeyse onu bilmiyorum. Ama pozisyonumuz sizin, benim bütün vatandaşlarım ortaklık devletinin vatandaşı olacak şeklinde bir pozisyonsa size çözüme giden süreçte müzakere sırasında diyebilirler. Tamam, vatandaşların ne kadar? Sen de 220 bin diyebilirsin. Ben burada bir sıkıntı görmem. Ama bir şartla. Eğer bu müzakere süreci 3 sene daha devam ederse 3 sene sonra şunu diyebilmen lazım. Aynı prensip geçerlidir. Benim bütün vatandaşlarım ortaklık devletinin vatandaşı olacak. Dolayısıyla bu rakam şimdi artık 220 bin değil. Budur. Yani günü geldiğinde... Doğal artış mı yani? Hayır. Yani doğal artıştan kastınız nedir? Yani nüfusun artması. Nüfusun sadece doğumlarla artması değildir. Her devletin bir vatandaşlık yasası var. Vatandaşlık yasanız çerçevesinde telsik yöntemiyle, yani idarenin alacağı bir kararla vatandaşlık veriyorsanız, ki vardır bizim vatandaşlık yasamızda, o vatandaşlar da dahil olmak üzere günü geldiğinde rakamı artırıp vereceksiniz. Peki şuna ne diyorsunuz? Bugün, anladınız mı söylediğimi? Evet, anladım. Sizi anlıyorum. Bugün itibariyle
var olup da uygulanmayan bir vatandaşlık yasası söz konusu. Yeni yasa çıkacak diye uzun süredir donduruluyor. Bunun bir aslında insan haklarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı doğurabildiğine ilişkin, bir haksızlık, insan hakkı ihlali olduğuna ilişkin yorumlar da var. Desteklendiği kadar aksi görüşte mevcut. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Bugün itibariyle vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanan, mevcut yasaya göre hak kazanan bir vatandaşa bugün beyaz kimlik uygulaması getirildi ve bir bakıma aslında var olan vatandaşlığa başvuru hakkı da elinden alınmış oldu. Hali hazırda yeni bir yasa geçmemiş olmasına rağmen. İkincisi, beyaz kimlikle ilgili daim ikamet yasasının geçmesine rağmen neden yeni bir vatandaşlık yasasına ihtiyaç duyulduğu da akıllara geldi. Bu bağlamda şöyle yorumlar da duyuyoruz. Bir sus payı olarak verildi şeklinde. Çünkü beyaz kimlik şartına bakıldığında normalde vatandaşlığa başvuru yapabilecek olan kişi bu koşullarda birkaç sene daha beklemek zorunda kalacak. En erken 6 ise bu 15 yıl olacaksa bir en azından bir 8 bir 9 sene daha 9 sene daha beklemek durumunda kalacak. Bu bir haksızlık yarattı gibi bir değerlendirme var. Buna katılır mısınız? Şimdi insan hakları noktasından girelim isterseniz. Bana kalırsa insan hakları bağlamında sorunlu olan şey başvurmaya hak kazananlara vatandaşlık verilmemesi değil. Onun içerisinde bir kategori var ki burada 18 sene, 20 sene sürekli ve düzenli olarak çalışan, izinlerini çıkaran ve bekleme durumunda olan çocukları 15, 17, 19 yaşına gelmiş olan insanlar var. Bizim memlekette bu insanlardan çok daha önce vatandaşlık verilmiş olan insanlar var. Üstelik de bir senede, üç senede üstelik bir biçimde verilmiş olan insanlar var. Bence haksızlık buradadır. Bence bir insan hakkı ihlali varsa esasen bu kategori için geçerlidir. Ama bunu vatandaşlık yasası şu kadar yılı dolduran kişiler başvurmayı hakkını elde eder dediği için vatandaşlık verilmediğinde bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu düşünmem. Çünkü başvuru hakkı bir şeydir, vatandaşlığa hak kazanmak başka bir şeydir. Dolayısıyla eğer... Bir de kazanılmış hak var ama. Hayır, hak kazanmaktan bahsederse kazanılmış hakka döner. Ama evet, başvuru hakkından bahsederse başvuruyu almak zorundadır İçişleri Bakanlığı. Eğer başvuruyu almıyorsa o zaman dava edebilirsin. Almıyor. Tamam. Almıyor. O zaman bir hukuksuzluk vardır orada. Çünkü başvuruyu alması gerekir. Başvuruyu aldıktan sonra vatandaşlığı illaki otomatik olarak vermek zorundadır diye bir durum yoktur vatandaşlık yasamıza göre. Çünkü o madde o şekilde düzenlenmiş değil. Kaldı ki bana kalırsa bu otomatik olmamalı. Yani bu memlekette ülkenin ihtiyaçları temelinde hükümet bir takım ayarlamalar, düzenlemeler bence yapabilmeli. Yalnız bunu bir durumda destekleyebilirim. En başta söylediğim o kategori var ya, işte o insan hakları bağlamında hakları ihlal eden insanlara vatandaşlığı vermek gerektiği kanaatindeyim. O insanların çektiği sıkıntıyı ben her gün, yani çalışma yaşamımızın içerisinde çok sayıda bu şekilde insanla karşılaşıyorum. Bence bu insanlar artık buralıdır. Yani mesela paralarını Türkiye'ye falan da göndermiyorlar. Burada yaşıyorlar. Burada büyüttüler çocuklarını. O çocuklar buralıdır artık. Bu ayrımı yapabilmemiz lazım bir. İkincisi, beyaz kimlik uygulamasını normal şartlarda ben desteklerim. Yani sorduğunuzda son 5 senedir, son 7 senedir, son 9 senedir Kıbrıs'a gelmiş ve çalışan, kazandığını da Türkiye'ye gönderen, burada bir yatırımı olmayan insanların otomatik olarak vatandaş yapılması bence zaten doğru değil. Ama aradan belli yıllar geçtikten sonra bu insanların artık kolaylaştırılmış bir prosedürle ben çalışma iznimi yenilemek istiyorum demesi doğru bir şeydir. Bu talep haklı bir taleptir. Onu karşılaması bağlamında doğrudur. Ama bir taraftan beyaz kimlik uygulamasını devreye sokup özellikle o mağdur olan ve bence sayılar aslında çok fazla olmayan insanlara vatandaşlık verilmemesini ben insani açıdan doğru bulmuyorum. Çünkü ara kesitte kalmış olan bir insan, bir grup insan var. Bu insanlara bence vatandaşlığın verilmesi lazım. Ama çok daha önemlisi, bence daha genel bakalım. Madde 1, eğer vatandaşlık yasasını değiştirip zorlaştıracaksanız bunu artık geciktirmeyeceksiniz. Açık ve net bir hale dönüştüreceksiniz. Çünkü yıllarca bunu erteledikleri için bu kadar bir birikme gerçekleşti ve sonra da dönüp çareyi hukuksuzlukta buldular, başvuru almıyorlar. Böyle şey olur mu? Başvuruyu almak zorundadırlar bizim mevcut yasamıza göre. Bir ikincisi, bu ülkede bir nüfus politikası uygulayabilirsiniz ve bence vatandaşlık açısından kesinlikle uygulanması gerekir. Ama bunu yaparken aynı zamanda bugüne kadar vatandaş olmuş olan bütün vatandaşlarınıza
eşit bir biçimde sahip çıkacaksınız. Evet. Müzakere masasında da sahip çıkacaksınız. Ülke içerisinde de herhangi bir ötekileştirmeye izin vermeyeceksiniz. Bunu planlı, programlı bir biçimde, bütüncül bir biçimde yaparsanız, yani vatandaşlarınıza eşit muamele, bugüne kadar vatandaş olmuş olanların müzakere masası da dahil olmak üzere hiçbir biçimde ayırmama, bundan sonra vatandaş olacaklarla ilgili olarak daha katı kurallar getirme, ama bu ara kesitte kalmış olan 15-20 yıldır burada yaşayıp çocuklarını burada büyütmüş olan insanları da artık vatandaş yapmayı bir bütünen ele alırsanız, bütüncül, o zaman bu sıkıntıyı aşarız. Peki, bir izleyici sorusu daha var. Hatta iki izleyici de aynı konuyu sorunca sormak istiyorum son olarak. Her konuda bırakın. Açıklama yapan Kudret Bey, neden ezan tartışmalarıyla ikiye ayrılan toplumu takip etmiyorlar maalesef. Evet, öyle bir yorum yani. Cuma akşamı bir televizyon kanalında, söylemeyeyim adını, şimdi başka kanaldayım. Bir saat boyunca belki de 20-25 dakikasını bu konuda açıklama yaptım. Bir daha söyleyeyim. Muhtemelen ben bunun yazılı açıklama kastediyorum. Yazılı açıklama belki yapmadım. Ya çünkü neden biliyor musunuz? Bunun bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Onun parçası olmak istemedim. Yani ortada ezan susturulması diye bir durum var mı? Hayır, yok. Ezanın yüksek sesle okunması ve işte hoparlörden okunmasıyla ilgili bir tartışma var. Ezanın susturulması diye bir durum yok ama Türkiye medyasında ezanın susturulduğu Kuzey Kıbrıs'ta şeklinde lanse edildi. Bence bu bir manipülasyondur. Hatta manipülasyonun Allah'ıdır. Ve bana kalırsa önemli olan burada nedir? Bir hukuk devletiyseniz, bir mahkeme kararı varsa bunun bir sebebi vardır. Bir tartışma var orada. Yani ben 42 yaşına geldim. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs'ta işte ezan okunmasın Kıbrıs'ta ya da ben ezandan rahatsızım diye bir toplumsal rahatsızlık hiç duymadım. Yoktur böyle bir şey. Madem ki yoktur, bu örnekten hareket ederek, yani birisinin evinin dibinde camide sabahtan yüksek sesle okunan ezandan dolayı bir rahatsızlık varsa, o kişinin şahsıyla ilgili olarak itiraz etmiş olabilir. Bu hukuk devletidir burası. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Birbirimizi bundan dolayı kırıp bence bu hassas olan konuları zedelemenin ve kaşımanın bir manası yoktur. Karşılıklı anlayış önemlidir. Yani maksadı nedir ezanın? İbadete davettir. İbadet edecek olan gider, ibadetini yapar. Etmeyecek olan da ibadetini yapmaz. Din ve vicdan hürriyetinin doğal sonucudur bu. Bunun daha ötesine geçip de meseleyi Kıbrıs'ta ezanını, sesini susturdular gibi bir şeye dönüştürmek bence medyanın sorumluluğu bağlamında değerlendirmemiz gereken bir şeydir. Neden evet. Türkiye medyasına bu şekilde yansıtıldı? Ben buna çok üzüldüm. Çünkü bunu fırsat bilen bazı isimler de burada yaşayan insanlara dönüp hakaret etmeyi kendilerine hak biliyorlar. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur. Kimse kusura bakmasın. Peki, teşekkür ederiz. Tarihle ilgili bir şey söylemek söz konusu olmadı. Sorular bu. Ne zaman? Hep soruluyor ama çalışmalar devam ediyor. Bizim alımız yorum bu. Evet. Belli bir tarih verebilmek mümkün değil. Hayır, öyle bir planınız, ajandanız var mı? Evet. Hayır, öyle bir şeyi doğru bulmuyorum. Böyle hesaplar, siyasi hesaplar üzerinden de hareket etmiyoruz. En baştan da söyledim. Öyle olsaydı seçimden, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ertesinde böyle bir şeye kalkışırdık. Hı hı. Halkın nabzını tutacağız, değerlendireceğiz dedik, değerlendirdik. Eylül ayı ortasında biz buna karar verdik, çalışmaya başladık, komitelerimizi kurduk dedik. Çalışıyoruz şu anda. Günü geldiğinde de, hazır olduğunda, vizyonda, kadroda vatandaşın önüne çıkıp bu siyasi oluşumu vatandaşın önüne koyacağız. Peki, teşekkür ederiz. Daha bir saat olsa bir saat daha sonra. Ne kadar isterseniz. Programımızın süresinin sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vakit ayıp geldiğiniz için. Kolay gelsin şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun çalışmalarınız. Ülke için hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyenler, Odak Noktası'nda bize ayrılan süreyi fazlasıyla aştık bile diyelim. Yarın saatler yeniden 16.30'u gösterdiğinde başka bir konu ve konuklar yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.